Merhabalar. Bu videomuzda metne resim ekleme, eklenen resim üzerinde düzenlemeler yapma, resmi konumlandırma gibi işlemler hakkında bilgi verilecektir. Metne resim eklemek için ekle sekmemden bakın burada resimler düğmem var. Bunu tıkladığımda bilgisayarımda var olan bir dosyadan resim ekleme işlemi yapabilirim. Bakın bunun yanında çevrimiçi resimlerden, çevrimiçi kaynaklardan resim ekleyebilirim. Ayrıca bakın burada bulunan ekran görüntüsü düğmemle de resim, metnime resim ekleyebilirim. Ee, özellikle Word programının son versiyonlarında e, ekran görüntüsü seçeneği eklendi ve bu kullanıcıya büyük kolaylık sağlamakta. Şimdi de bu seçeneği kullanarak metnimize resim ekleyelim. Bakın tıklıyorum. Arka planda açık olan dosyalarım var. Bakın şuradan bir ekran görüntüsü alalım. Bakın geldi. Ee, biliyoruz ki bunun kısa yolu print screen tuşudur. Ben print tuşunu kullanarak da e, normal bir ekran görüntüsü alabilirim. Ama Word burada bir kolaylık sağlamış. Direkt tek tuşla buradan alabiliyorum. Bakın resmimi tıkladığımda burada bir biçim sekmesi açılıyor. Resmimin özelliklerini değiştirebiliyorum buradan. Diğer taraftan bu ekran görüntüsü seçeneği içerisinde yer alan Bakın şu ekran kırpma özelliği de oldukça kullanışlı bir özellik. Direkt e, açık olan dosya üzerinde ekranın kırpmama aslında yarıyor. Bakın ekran kırpma diyeyim. Bakın şu an ekran full ulaştı. Bana bir yer seçmemi istiyor. Bakın ben de şu istediğim görüntüyü bakın buradan seçiyorum. Bakın otomatik olarak aldı. Bakın şu e, resmimin bu yan e, uçlarındaki bu tutamaçlarla bakın bunu düzelte, şöyle boyutlandırabilirim resmimi. Bakın şununla resmimi bu şekilde döndürebilirim yine. Daha sonra bakın resmimin üzerinde tıkladığımda biçim sekmesindeki özellikleri kullanarak resmimin biçimsel özelliklerini değiştirebiliyorum. Öncelikle resmimi metnime konumlandırayım. Şu görüntüyü buradan kaldıralım. Bakın bunun için şurada hemen yerleştir bir grubum var. Bakın burada konum ve metni kaydır var. Bakın konumdan resmimi bakın farklı şekillerde konumlandırabiliyorum. Metnime göre bakın şu şekilde. Yine metni kaydır özelliğim var. Bakın resmi metne göre düzenleyebiliyorum bakın metin aynı hizada kare şeklinde sıkı boyunca Metnin üstünde arkasında bakın bu şekilde önünde bu şekilde ayarları düzenleyebiliyorum bakın burada mesela kare diyeyim ben kare dersen bakın istediğim yere götürebiliyorum ve metnim ona göre konumlanıyor bakın şu şekilde dursun daha sonra bakın buradan resmime bir stil vereyim şöyle farklı bakın şu şekilde daha sonra bakın şurada Resim resmime kenarlık ekleyebilirim. Kenarlıkları bakın buradan ayarlayabilirim. Resim efekti ekleyebilirim. Bakın gölge verebilirim. Parlama yansıma efektleri verebilirim. Üç boyutlu efektler verebilirim. Şuradan bir gölge efekti verelim mesela küçük bir şey. Daha sonra yine bakın hemen sağ tarafta kırp özelliğim var. Aslında biraz önce ekran görüntüsü alırken bu özelliği kullanmıştım. Bunu benzer bir özellik. Bakın tıklıyorum resmimi buradan kırp diyorum. Bakın burada bir kırpma alanım oluştu. Buradan bakın resmimi şu şekilde kırpabilirim. Bakın tıkladığımda artık o şekilde gözüküyor. Geri geleyim. aynı özelliği bakın resmin üzerinde sağ tuş yapınca da hemen kırp özelliğine tıklıyorum bakın buradan. Aynı şekilde yapabilirim. yine bakın resmimi şuradan Resmimi boyutlandırabiliyorum. Bakın şuradan manuel olarak da boyutlandırabilirim. Bakın şur şuraya da tıklayıp başka özellikleriyle de buradan değiştirebilirim. Bakın yine metin kaydırma özelliği, yine konum özelliğini buradan elimle de düzeltebilirim, düzenleyebilirim. Ee, diğer taraftan bakın metnimin sol tarafa geldiğimde ayarlı grubum var. Bakın ee, burada metnime artistik efektler verebiliyorum. Bunlar da güzel özellikler. Aslında aracı bir... E, grafik e, resim işleme programı olmadan bakın resmime efekt verebiliyorum burada. Şu şekilde. Örneğin şu efekti verelim. Bakın resmime renk de verebiliyorum. Bakın farklı farklı tonlar verebiliyorum. Bakın resmimin düzeltme ayarları var. Burada parlaklık, kontrast ayarları, bulanıklık bu ayarlarla da oynayabiliyorum burada. Hatta şuradan resim düzeltmeleri seçenekleri dersen bakın görev bölümüm açıldı. Buradan da bakın birçok özelliğini Değiştirebilirim, ayarlayabilirim resimle ilgili. Bakın yine kullanışlı bir özellik resimleri sıkıştır düğmem var. Bazen resimlerimin kalitesi çok yüksek olabiliyor. Bu da e, Word dosyamın boyutunu arttırabiliyor. Bakın buradan resimleri sıkıştır diyerek buradan e, boyutumu resmin boyutunu biraz küçültebilirim. Bakın e, 96 ppi diyor, işte 150 ppi web boyutunda veya işte buradan da resmin boyutunu küçültebilirim. Aynı zamanda resim değiştirir. Bu zaten resmin farklı diğer resimlerle mi, mi sağlıyor. Resmimi sıfırla, resmimi sıfırla da yaptığım herhangi burada biçimsel değişik değişiklik varsa resmimi ilk haline getiriyor. Ayrıca burada arka planı kaldır özelliğim var. Bu da kullanışlı bir özellik. Bazen mesela şuraya bir resim ekleyelim hemen hızlıca. Ekle diyelim, ekran görüntüsü diyelim. Şurada bir resmim vardı. Bakın bunu hemen kırpıyorum hızlıca şuradan. Şimdi bu resmi aldım. Bu resmi de konumlandırıyorum bakın burada. Şöyle düzgün olması açısından. Şöyle hafif bir şey verdim. Bakın bu resmimin şu arka planını kaldırmak istiyorum. Bakın Word bize bu konuda bir kolaylık sağlıyor. Tıklıyorum. Arka planı kaldır diyorum şuradan. Bakın burada bana bir arka planı kaldıracağım alanı seçmemi istiyor. Şu şekilde şöyle bir düzenleme yapıyorum. Ee, bakın burada kaldırılacak alanları işaretle, korunacak alanları işaretle var. Bakın bunu da kullanabilirim. Mesela şöyle bir şey oluşturayım. Şuradan şöyle bakın bir alan oluşturabilirim. Tabi biraz daha titiz çalışırsam daha güzel görüntüler ortaya çıkar. Bakın bu şekilde uzatabilirim. Şöyle diyeyim. Bakın buraları hatta şuradan da uzatabilirim. Bakın şöyle. Şurayı kaldıracak alanı da işaretleyeyim. Şuraları bakın şöyle. Bunları da işaretleyebilirim. Şu şekilde. Evet bunu yaptıktan sonra bakın çıktım. Güzel bir görüntü ortaya çıktı. Biraz daha titiz çalışarak daha hoş bir görüntü elde edebiliriz.